kendi acılarımızı sararken öbür taraftan dünyanın acılarına ortak olduğumuz çok enteresan, Türkiye'nin kendini yeniden hissettiği ve ne olduğunu, ne kadar büyük bir devlet olduğunu hatırladığı bir yılı geride bırakıyoruz. Acılarıyla beraber daha ziyade, ama aynı zamanda ben bunları da o FETÖ teröristlerinin, PKK teröristlerinin musibetlerin getirdiği bir uyanışı da kar olarak kabul ediyorum. Önümüzdeki yıl ise şu var. Önümüzdeki yılda Türkiye itildiği ince koridorda tıpkı dünyada olduğu gibi artan gerilim içerisinde kendini var etmeye devam edecek. Ancak başka bir özellik daha var. Türkiye artık büyükler masasında. Beklenmedik bir darbe girişimi, bundan sonra artan bazı terör olayları ve jeopolitik risklerin negatif izlerini gördük. Ama her şeye rağmen Türk ekonomisi kendini has dayanıklılığı ve elastikiyetini göstererek 2016 yılında büyümeyle kapamayı bildi. Darbeden sonraki çeyrekte bir küçülme olmasını son derece normal karşılamak lazım. Normal bir ülke, normal bir ekonomide bunun olması da tabii ki normal olarak karşılanması gereken bir süreç. Ama 2016 bize şunu öğretti. Her türlü dinamiğe karşı Türk ekonomisinin, özellikle kamu maliyesi ve buna bağlı sektörlerinin sağlam olmasını yarattığı artıyı biz gördük. 2017 yılına gelince, 2017 yılının 2016'dan daha iyi geçmesi çok muhtemel. Buradaki temel varsayımımız da şu. 2016'nın ilk 3 ayındaki büyüme hızımıza ve oradaki imelenmeye bakarsak, hükümetimizin aldığı son tedbirler, teşvikler ve buna bağlı politikaların 2017'de daha da semeresini netleştireceğini görüyoruz. 2017'nin ilk 3 ayını geçtikten sonraki dönemde, özellikle referandum sonrasında alınacak yapısal önlemlerle birlikte Türk ekonomisindeki büyüme hızının beklenenin üzerinde olması öngörülebilir. Konjonktür ekonominin kader kavşağı. Yani burayı tahmin etmek çok kolay değil. Çünkü bunlar insan eylemleri, insan psikolojisi, savaşlar, önemli olaylar kolay kolay formüle edilemiyor, rakamlara dökülemiyor. Ama bildiğimiz şeyler var. Onlardan bir tanesi de Türkiye ekonomisinin bütün şoklara karşı dayanıklılığı. Tekrar tekrar 2016'da test ettiğimiz bir şey bu. Ve direngenliği, var kalım azmi çok güçlü bu topraklarda yaşayan insanların. Biz herhalde o var kalım azmimizin gücüyle ve rebound yeteneğimizle, yani geriye dönüş yeteneğimizle çok hızlı bir şekilde şokları yaşadıktan sonra hızlı bir şekilde toparlanma yeteneğimizle zannediyorum 2017'de daha başarılı bir yıl geçireceğiz. Öyle de umuyorum. Hem bekliyorum hem umuyorum. 2017 daha da belirsiz bir yıl olacak gibi gözüküyor. Bunu niye söylüyoruz? Çünkü baktığımızda Trump'ın politikaları, ikili anlaşmaları, ticari anlaşmaları imha ediyor. Ve bunlar geçecekse ikili anlaşmaların imha edilmesi direkt kur savaşını bir anda gündeme getirir. Petrol fiyatlarındaki artış Orta Doğu ülkelerine olumlu yansıyor ama onlar da borçlanma yolunda gittiklerinden dolayı dolar talebinin artacağı anlamına geliyor. Bu ne yapıyor? Amerikan faizlerinin artmasına neden oluyor. Bizim gibi ülkelerde likitte sıkışıklığına ve faizin artmasına imkan sağlayabilen bir etmen oluyor. Ama bunun yanında bir avantaj da getiriyor bu bizim gibi ülkelere, başta Türkiye olmak üzere. Orta Doğu harcama yapan bir ülkeler, eğer bu ülkelerin gelirleri artarsa harcama yapacaklar. Biz 2008-12 döneminde bu ülkede ihracat yapıyorduk daralmadan kurtulmak için. Kapalı şu anda o kalınlar. Tekrardan o ülkede ihracat bacağında hamle yaparak bir güçlenme sağlayabiliriz. Bu açıdan baktığımızda 2017 en büyük risk Trump, ikinci derecede Çin'in büyüme konusunda ne yapacağı ve üçüncü Avrupa bölgesinde, üç büyük ülkesinde de seçim var. 2017 yılında beklentimiz Türkiye'nin yüzde, her ne kadar orta vadeli programda 4-5 aralığında olsa da 7 olur diye temenni ediyorum. Bir. İkincisi, Türkiye Cumhuriyeti genç bir devlettir. 1.250.000 her sene işsize iş bulmak zorundayız. Böyle olunca biz bu ülkede Kurtuluş Savaşı'nı yapmış olan bir milletiz. Sandıkta ve silahla yedirmediğimiz devletimizi ekonomik oyunlara da yedirmeyiz. Dolayısıyla ben 2017'nin 2016'ya göre çok daha farklı bir ortamda geçeceği kanaatindeyim. 15 Temmuz darbe girişiminin üzerine bu Brexit ve Trump etkilerini de eklediğimizde 2016 yılının ikinci yarısı gerçekten sıkıntılı geçti. Ama dediğim gibi son birkaç ayda
tekrar yukarı yönlü bir ivme başladı ve hükümetin firmaları rahatlatmak için aldığı 250 milyar liralık yeni ek kredi paketi, KOBİ'ler, ihracatçılar ve imalatçılar için alınan destek tedbirleri, projeye bazlı üretim teşvikleri rejimi, Güneydoğu için alınan 22 vilayet için süper üretim yatırım teşvikleri, ARGE teşviklerinin arttırılması ile beraber 2017 yılında inşallah yeniden bir yukarı çıkış ve olumlu bir ekonomik tablo göreceğiz.